Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Cihadın hükümleri, cihadın farz olması için gereken şartlar. Cihadın vacip olmasının 7 şartı vardır. 1- Müslüman olmak, 2- bali olmak, 3- akıllı olmak, 4- hür olmak, 5- erkek olmak, 6- sıhhatli olmak, 7- savaşmaya gücü yetmiş olmak. Esirlerin kısımları: her kim kafirlerden esir edinirse bunlar iki kısımdır. Esirler, esir çocuklar ve kadınlar. Birinci kısım çocuklar ve kadınlardır ki bunlar esir alınmakla köle ve cariye durumuna düşerler. Esir bali olan erkekler, ikinci kısım bali olan erkeklerdir. Bunlar köle duruma düşmezler. İmamın esirler hakkında muhayyerliği. İmam o esirlerin hakkında bir dört şey yapmakta serbesttir. 1- öldürmek, 2- köleleştirmek, 3- minnet altında bırakmak, 4- mala karşılık fidye almak veya erkeklerle değiştirmek. Bunların hangisinde maslahat varsa imam bunları yapar. Esir edilmeden önce İslam'a teslim olanın durumu: bir kimse esir alınmadan önce Müslüman olursa onun malı, canı, kanı ve çocukları İslam'ın koruması altındadır. Bir çocuğa 3 sebepten dolayı Müslüman oluşuna hükmedilir. Bir çocuğun Müslüman oluşunun 3 sebebinin mevcut olması halinde hükmedilir. 1- anne ve babasından birisinin Müslüman olmasıyla, 2- bir Müslüman tarafından annesiz ve babasız olarak yakalanmış, ganimet alınmış olmasıyla, 3- İslam diyarında, yurdunda bulunmuş olmasıyla. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.